Çanakkale'nin tek 5 yıldızlı oteli Koyun Otel'in başarılı genel müdürü Vedat Ahmet Pınar 2012 yılını değerlendirdi. 2012 yılının Koyun Otel için önemli olduğunu vurgulayan Pınar, Koyun Otel olarak başladıkları büyük maliyetli tadilatı da otelin tamamını yenileyerek tamamladıklarını söyledi. Koyun Otel Genel Müdürü Vedat Ahmet Pınar, 2012 yılının son röportajını Kanal 17'ye verdi. Pınar, Çanakkale turizmi başta olmak üzere 2012 yılını değerlendirdi. Değerlendirmesine Koyun Otel ile başlayan Pınar şunları söyledi. 2012 yılında geçen seneden başlayan, 2011 yılından başlayan bir renovasyona girdik. Otelin 8. yılı dolmuş oldu. Aslında renovasyon için erken bir süreçti. 10 yıldan önce renovasyona girilmez. Normalde literatürde, otel işletmeciliği literatüründe öyle başlanır. Eğer iyi bakımlı götürürseniz otelinizi ve ürünleriniz de hakkıyla imal edilmiş ürünlerse 10 yıldan önce pek tadilat, aşırı tadilat gerektirmez. Biz ufak tefek bir iki şey yapalım diye başladık önce. İşte yüzü yıpranan, koltukların değişmesi, işte kifayetsiz gelen restoranımıza bir ek, fazladan lobinin geniş bir alanı vardı, orayı restorana çevirmek diye. Bu iki kalem diye başladık aslında. Sonra bütün oda duvarlarına varana kadar çıplak hale getirdik. Duvarlara kadar soyduk bütün oteli. A'dan Z'ye komple tadilata soktuk. Aşağı yukarı Çanakkale'de yapılan 40-50 odalı 3-4 yıldızlı 3 otel kadar bir masraf yaptık. Koyun Otel Genel Müdürü Vedat Ahmet Pınar 2012 yılını turizm açısından da değerlendirdi. Değerlendirmesinde Koyun Otel 2012 yılı başlayan Pınar, doluluk oranlarımız daha %70'leri bulmadı. Çanakkale'ye birkaç tane daha 5 yıldızlı otel yapılması durumunda iş hacmi artacak ve dolayısıyla da doluluk oranları da artacaktır dedi. Pınar değerlendirmesinde şunları kaydetti. Bu sebeple birkaç tane daha 5 yıldız otel yapılması, kaliteli birkaç tane daha 4 yıldız otel yapılması bu anlamda da turistlerin daha çok gelmesini yol açacağı için daha iyi para kazanacağını inanıyorum hepimiz için daha yararlı olacaktır. Büyük toplantılar, büyük kongreler alınacaktır. Ticaret odasının bugün açmış olduğu kongre salonu iyidir, güzeldir ama 500 kişiliktir. Yani bizim salonumuzda sinema, tiyatro düzenine baktığımız zaman 800 kişiye çıkabiliyoruz. Yani buradaki ihtiyaç o anlamda da 1000-2000 kişilik salonlardır. Tabii 1000-2000 kişinin o salonlarda kalacak 1000-2000 kişinin de konaklayacağı yataklar olması lazımdır, oteller olması lazımdır diye düşünüyorum. Pınar 2013 yılı dilekleriyle ilgili şunları söyledi. 2013 bizim için 2003'te yaptığımız gibi, açılış gibi, ödül gibi bir yıl. Bizim 10. yılımız, 10. yılımızı kutlayacağız kısmetse. Buradaki hedefimiz tam %65 hedefini yakalamak. 2011 yılından yapılanlardan daha fazla ne yapıldı Çanakkale diye benim sormam gerekiyor. Turizmin gelişmesi için ne yapıldı? Her zaman dediğim gibi sağlık başta olmak üzere. Sağlık, huzur, mutluluk, bereket, beraberlik dolu yıllar diliyorum. Hem Çanakkale'mize hem ülkemizde insanların ömür boyu huzur içinde yaşayabilecekleri ortam diliyorum. Vallahi her zaman dediğim, benim aşağı yukarı 25-30 senedir dediğim, dilimin pelesenki haline gelmiş olan bir beşlik vardır. Sağlık başta olmak üzere, sağlık, huzur, mutluluk, bereket ve beraberlik dolu bir yıl diliyorum. Yıllar diliyorum. Hem Çanakkale'mize hem ülkemizde insanların ömür boyu birlikte yaşayabilecekleri, huzur içinde yaşayabilecekleri bir ortam diliyorum. Birbirlerini kabul edin.